yapıyor. Onu soracağız. Sevgili Erdal Sağlam merhaba, hoş geldin yayınımıza. İyi yayınlar Zeynep kolay gelsin. Çok teşekkürler. Bugün de hani e, bazı günlerde hep böyle e, Erdal Sağlam'ın yorumlarına muhtaç olduğumuz günler. Bugün de öyle. E, ne diyorsun TÜİK'in başkanının değişmesinin bir etkisi var mı bu rakamı? Rakamı nasıl buldun? Beklediğim bir rakam mıydı? Yoksa e, daha mı azdı? E, en akla ilgili e, tabii ki yorumlarını daha sonra isteyeceğim. E, beklenilen bir rakamdı aslında hı hı. yani e, o şeyde bakıldığı zaman 12'lik 13'lük rakamlar beklentiler içindeydi e, yalnız Merkez Bankası bu enflasyon raporunda bu aralığı %9.7 gibi göstermişti beklentisini evet. bunun üzerine piyasada da %9.8 gibi bir ortalama beklenti çıktı yapılan anketlerde. Ama çift taneye ulaşması kaçınılmaz gibiydi zaten. 11.1 ee, e, beklentiler doğrultusunda geldi diyebiliriz. Hmm. Anketlerdekinin e, biraz üstünde. E, Merkez Bankası'nın e, doğal olarak artık ona alıştık. Merkez Bankası'nın tahminlerinin zaten üzerinde. E, daha yeni tahmin yaptı. 9.7 dedi. 1.5-2 puanlık bir e, sapma var. Yani daha 15 gün olmadan bu da merkez bankasının ne kadar sağlıklı analiz yaptığını bence gösteren bir şey. E, %48'i aştık. E, %13 gibi gelse %50'yi aşıyorduk. E, ama Ocak'ta değil Şubat'ta büyük ihtimalle yıllık %50 enflasyonu göreceğiz. Hı hı. E, çünkü baz etkisi Bak, düşük Bakan öyle için. demiyor. Bakan Nisan'da olacağını böyle yani hani zirvenin %50'den biraz daha az ve Nisan'da zirve yapacağını düşünüyor. Evet, e, bakanın söyledikleri e, biliyorsun Ocak'ta zirve yapacak demişti. Evet. E, hemen bunun zaten piyasa e, hiç satın almadı çünkü yani bakanın liyakatını satın aldı diyeyim. Yani Ocak'ta zirve. Evet. E, piyasadaki beklentiler Mayıs sonunda zirve yapacağı yönünde. Hı hı. Ee, bir de bakan demiş ki yüzde elliyi geçmez umarım demiş. Yüzde evet. geçmemesi mümkün değil. Yani bu ay bile geçebilirdi. Artık Şubat'ta Mart'ta geçmesi bence kaçınılmaz. Yüzde ee, elliyi geçmesi. Hatta 60'a doğru bir gidiş Mayıs sonu itibariyle. Daha sonra e, az bir yumuşama Aralık ayına kadar diye bekleniyor. Aralık'ta da biliyorsun geçtiğimiz Aralık'ta 13'lük bir enflasyon 2022'nin aralığında e, önemli bir düşüş olabilir ama Kasım sonuna kadar %50'lerin üzerinde gitmesi e, bence kaçınılmaz gibi gözüküyor. E Tabii bu alınacak tedbirlere, e, içeriden dışarıdan gelecek faktörlere de bağlı. E, kurların e, bu seviyede tutulup tutulmayacağı e, kritik önemde. E, bu seviyelerde tutulabilirse e, biraz zor geliyor bana. Ee, yılın ikinci yarısında bir miktar belki gerileme başlayabilir ama Mayıs sonuna kadar artmaya devam edecek. Hı hı. Bu tabii gıda ürünlerinin fiyatlarına göre bir belirleme bu. Hani hep sorumuz şudur tüfe ve işte ve fiyatları nasıl böyle değişken olabiliyor diye hani acaba TÜİK'in alışveriş yaptığı ya da fiyatlarına baktığı marketleri bir bilsek biz de oradan alışveriş yapsak cümlesini hep kullanırız. Bu sefer de baktığında aynı şeyi düşündün mü Erdoğan? Yok yokmuş gibi. Yani gerçekten ama baktığın zaman zaten yıllık artışa bakıyorsun. %69 ulaştırma evet. sektöründe artış. Bir de %55.6 ile gıda ve alkolsüz içecekler %54.5 ile de ev eşyası. Hı hı. Yani özellikle gıdadaki artış hızla devam ediyor. Ee, pek kesileceğe de benzemiyor açıkçası. Şimdi e, üretimdeki ee, artışlar, mal fiyatlarındaki artışlar e, hizmet fiyatlarına da yansımaya başladı. Bu talebe bağlı olacak biraz. İç talep canlı olursa bu fiyatlar özellikle hizmetler sektöründen başlayarak artacak. Artık küresel duruma bağlı olacak. Petrol fiyatları e, biliyorsun 89 Brent petrolün varil fiyatı çok yüksek seyrediyor. En azından Nisan'a kadar filan buradan da Yine e, tedarik zincirlerinde sıkıntılar devam ediyor. Doğalgaz enerji fiyatları çok yüksek gidiyor. Yani petrol Nisan'da Mayıs'ta düşse de doğalgazda e, pek düş, düşmesi beklenmiyor önümüzdeki dönem. E, elektrik fiyatları bir de tabii tarım önemli olacak. Yeni yıl gibi gözüküyor. Ama e, tarımda verimli olacağını söylemek için. ...biraz daha beklemek lazım. Bir de orada bir başka şey var... ...risk var. Gübre fiyatları çok arttığı için... ...gübre kullanımı az oldu, verim azalabilir. Buna bağlı olarak. Bir sürü faktör bizi bekliyor. Şubat, Mart... ...önemli olacak. Özellikle... ...bütün bu enflasyona rağmen... ...faiz çok düşük kaldığı için... ...kurları tutup tutmamakta... ...nasıl... ...becerecekler o işi kurlar bu seviyede kalacak mı önemli. Kurlar artarsa zaten ip yeniden kopar. Yani 14 liraya giderse kur bu biraz sıkıntı büyür. Yani biraz duvara çarpma yani bu bununla yılın sonuna kadar belki duvara çarpmadan işte bir eğer fazla gaza basmazlarsa gidebilirler ama kur yeniden artmaya başladığında bizim duvara çarpmamız daha ölecek Gaza basmak derken faizin indirilmesinden söz ediyorsun herhalde değil mi? Hem, hem faizin indirilmesi hem de e, talebin canlandırılması Zeynel. Yani e, içeride e, talebi canlandıracak hamleler yaparlarsa e, şu anda çünkü yüzde üçle dörtle anca gidebilirler büyümede. E, bugün Bakan Nebati beş oluruz demiş. Evet beş, ee, beş olacaksa lütfen Elvan'ı niye gönderdik? Yani e, <laughs> lütfen Elvan'ın gitmesinin en büyük nedenlerinden biri o dönem program yapıldığı 2022'de yüzde beş büyüyoruz en fazla diyordu Lütfü Elvan e, Tayyip Bey e, Sayın Cumhurbaşkanı bunun beğenmediği için zaten görevden aldı. <laughs> yani e, şimdi ne olacak bir şey razı mı olacak? 5'te bile cari açık yeniden oluşur. Kurlar üzerinde baskı yeniden oluşur. Evet. Can Kakaşım'la birlikteyiz. E, siyaset bilinci O da e, bakalım nasıl yorumlayacak. Çok teşekkürler sev sevgili Erdal Sağlam. E, hani taze taze sıcak sıcak ilk bilgileri aldık. İlk değerlendirmeyi de aldık. Çok sağ olasın. Eksik olma. Kolay gelsin. Teşekkürler. Ne düşünüyorsunuz? E, en son tartışmadan şey geldi aklıma. <laughs> Erdal Bey dedi ya. E, önceki bakan %5 büyüyeceğiz diyordu. İşte Erdoğan bunu beğenmiyordu diye. Şimdi %5 büyümemiz çok olumlu bir şey. Aslında kendisi bunu e, söylüyor. Neden? Çünkü beklentilerimiz düştü. Biliyorsunuz bundan şöyle birkaç ay önce de e, dolar e, 10 lira olacak diyenler vatan hainiydi. Şimdi dolar 10 lira olacak diyenler vatan evladı. <laughs> Çünkü çok iyimser bir bakış açısı ortaya koymuş oluyorlar. Tabii, tabii tabii canım. Malum bu bununla alakalı hem bazı ekonomistlere hem bazı önemli sosyal medya fenomenlerine yönelik tabii, soruşturmalar falan da söz konusu oldu. Yani işte ülkenin aslında ekonomik olarak nasıl bir girdaba girdiğini gösteriyor bu. Tabii. Çünkü birkaç ay önce bizim için kabus olan senaryo birkaç ay sonra çok iyi bir noktaya gelebiliyor bizim gözümüzde. Çünkü neden. Beklentiler Beklentilerimiz evet çok ciddi bir şekilde düşüyor. İşte o yüzden Sayın Cumhurbaşkanı'nın Lütfü Elvan'ın söylediğini, şimdi sanki o dönemde kızdığını, şimdi olumlu bir şey gibi söylemesi, bence de Erdal Bey'in dediği üzere dikkat çekicidir. Yani bu enflasyon oranıyla alakalı da zaten beklentiler bu yöndeydi. Yani %50'nin altında düştü çok fazla olmaması gerekiyordu. %50'ye hemen hemen yakın bir oranda çıktı. Ama bu tabii bu beklentiler TÜİK'le ilgili beklentiler. Yani Türkiye'deki enflasyon budur demiyoruz. Yani, TÜİK'in açıklayacağının bu olması gerekir diyoruz. Nitekim enak %114 civarı bir e, rakam açıkladı. Yıllık. Yani şimdi burada bizi e, seyreden e, seyircilerimize ben e, sorayım. Mutlaka e, büyük bir çoğunluğu pazara, çarşıya giden insanlardır. Sizce yıllık enflasyon %50 mi yoksa %114 civarında mı desem herhalde onlar kendi içlerinde bu soruya cevap vereceklerdir. Şimdi biliyorsunuz bir de şey lafı var kurumlarımızı itibarsızlaştırmayalım. Yani evet. biz şimdi şey dediğimizde ya TÜİK'in açıkladığı verilerden daha yüksek olmalı bu enflasyon dediğimizde suç işlemiş oluyoruz. Neden? Çünkü kurumları itibarsızlaştırıyoruz. Hayır böyle bir şey değil. Ben kendimde alışverişimi bizzat gidip yapan bir insan olarak diyorum ki bu TÜİK'in verdiği, ortaya koyduğu veriler çok iyi bir serdir. Ve bakın %50'yi söylemesine rağmen biz böyle diyoruz. Hı hı. Yani önümüzdeki süreçte bu yeni TÜİK başkanıyla belki bu biraz daha aşağıya çekilmeye çalışılacak. Belki farklı hesaplama teknikleri vesaire gündeme gelecek. Onu bilemiyoruz. Ama diyorum ki bizim yaşadığımız enflasyon bu açıklananlardan daha fazla ve ben ENAG'ın sonucuyla TÜİK'in sonucunu iddiasını karşılaştırdığımda en azın düşüncesine daha yakınım. malum şimdi Merkez Bankası da biliyorsunuz Peki, bu söylenen o ki enak bile hani TÜİK'in bazı rakamlarına bakarak hazırladığı için e, tabii, e, tabii, tabii. yani rakamları düşük çıkıyor. E, yani, yani şimdi malum bu, bu 20 ay içerisinde 4 tane TÜİK başkanı değişti galiba değil mi? Yanlış hatırlamıyorsam evet. o sürecin birincisinde yani ilk değişimden sonra bizim enflasyon rakamları hızlı bir şekilde düşmüştü. Evet. Yani <laughs> başkanın evet. değişimiyle birlikte hesaplama teknikleri vesaire şu bu. Bunların işte bir, bir, bir biçimde değiştirilmesiyle o sonuçlara ulaşılmıştı. E şimdi en da bunları, bu verileri ister istemez tabii ki belirli bir yere kadar kullanmak durumunda. Ama aynı verilerden yola, yola çıkmasına rağmen bu kadar farklı sonuçlara ulaşabiliyor. Zaten temel sorun da bizim tartışmamız gereken husus da bu. Şimdi biliyorsunuz Merkez Bankası da enflasyon tahminini revize etti yüzde 23'e çıkarmıştı şimdi yüzde 23 deyince şey gibi görülebilir yani yüzde 50'nin yanında yüzde 23 nedir ki gibi görülebilir ama merkez bankasının en azından bunu bile söyleyebilmesi ve iki katına çıkarabilmesi çünkü yüzde 11 diyordu öncesinde tabii, yine tabii. de önemli bir şeydir kurumlarımızın artık bağımsız olmadığını kabul ettik rasyonel bir biçimde yönetilmediğini de kabul ettik dolayısıyla bundan sonraki süreçte Karşılaşacağımız sonuçlar, karşılaşacağımız yeni veriler bizi çok fazla şaşırtır mı? Bundan da emin değilim. İşte ben bunu söylediğimde e, bağımsız e, yorum yapma hakkımı kullanıyorum. E, bunun içerisinde kurumları itibarsızlaştırmayla alakalı bir e, mantık asla yok. Eğer kurumlarımızı itibarlı hale getirmek istiyorsanız, o zaman her şeyi e, doğru bir biçimde verin. Biz de gerçekten o kurumlara e, eskisi duyalım. gibi güven duyalım. Yani biz güven duymuyorsak, bizim aklımıza soru işaretleri doğuyorsa, çünkü biz sürekli çarşıya pazara giden insanlar olarak bu karşılaştırma imkanına sahipsek ve burada bir çelişkiye rastlıyorsak, kusura bakmayın da bunun suçlusu biz değiliz. Bunu da göz önünde bulundurmak gerekir diye düşünüyorum. O kur korumalı mevduat mevzusuyla alakalı Erdal Bey'in söylediklerine kesinlikle katılıyorum. En son şey dedi, yani bu kur yeniden yükselmeye başlarsa, iş çok kötü yerlere gidecek diye şundan dolayı kur korumalı mevduat süreci başlarken AK Parti'nin beklentisi şuydu. İnsanlar çokça dolar bozdurur, buraya yatırır ve böylece dolar da doların fiyatı şeyde değeri de, 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 de düşmüş olur. Biz de bu taahhütleri ödemek noktasında bir zorluk yaşamayız. Ama veriler şunu gösteriyor ki bireysel yatırımcıların büyük bir kısmı bu kur korumalı mevduat sistemine güvenmi, güvenmemiş durumda. Yani gidip paralarını oraya yatırmıyorlar. Dolayısıyla işte biliyorsunuz bir ara 10-28'e kadar düştü dolar o aralar işte 7'ye düşecek 6'ya düşecek falan deniyordu şimdi yine 14 sınırında dayandı Hele ki önümüzdeki süreçte eğer FEDin bu faiz arttırımı söz konusu olursa ki olacağını artık hepimiz biliyoruz dolarda yeniden bir yükseliş başlayacak ve Türkiye bu kur korumalı mevduatın taahhütlerini yerine getirmek için para basmak zorunda kalacak. Çok açık söyleyeyim. Bu da yeni enflasyon dalgalarını tetikleyecek. Dolayısıyla önümüzdeki süreçte bu enflasyonun şu rakamları bile özel durumda olacağımız kesin. Erdal Sağlam'ın söylediğine göre zaten Mayıs ayıları e, %60'ları da bulma ihtimali var. Bırakın dedi. Türkiye göre. Altında kalmış. Türkiye göre. Türk e göre tabii ki. Bir de Enag'a göre bakmak lazım. ne diyecekler? Ee, yani zaten %150 olacak 114 dedi. %114'lük bir artış gösteriyor en da. Ee, ve üretici fiyatları e, aylık bazda %10.45, yıllık üfe %93, 53'e çıktı bu İnanılmaz rakam. bir şey ya. İnanılmaz evet. bir şey. Bütün bunların hepsini zaten e, günlük hayat içerisinde yaşayanlar... Z z zaten, olarak... tabii tabii, zaten e, uluslararası istatistiklere baktığımız zaman da Türkiye enflasyon oranında herhalde bir şeye, Venezuela'ya geçiliyor, değil mi? Venezuela'nın durumu zaten biliyorsunuz <laughs> Allah'a emanet. Onun dışında belki birkaç tane iç savaş krizi içerisinde bulunan ülkeler, ülkelere geçiliyor olsa gerek. Yani ilk onda olduğu kesin Türkiye'nin enflasyon rakamlarında Avrupa'da birinci sırada olduğunu da biliyoruz. Tabii canım. Daha da önemlisi bu bilinçli bir şekilde yapılıyor olması. Yani bilerek bu, bunun artacağını Sağur Sultan biliyor, herkes biliyor, uzmanlar söylüyor. Evet. Ama e, yönetilememe sorununu yaşadığımızı o, biliyoruz. O zaten her konuya sirayet eden bir Her husus. konuya sirayet edildi. Birkaç e, sizin mesajlarınızdan da okuyayım. Enflasyonu kontrol edemedikleri 60-70'lere yükseltip sonra 30-40'lara indirerek düşürdük diyecek olabilirler mi acaba? Dolarda olduğu gibi demiş. Levent'in yazdığı bir mesaj bu. E, bir başka izleyicimiz diyor ki... E, anlaşmalı ihalelerini, paralarını vermem diyemezsiniz müteahhitlerin. Türkiye'den söke söke alırlar diyen Cumhurbaşkanı şimdi ne diyor? Avrupalıların kararlarını biz tanımıyoruz. Demesine ne diyelim sevgili Zeynel Lüle demiş bir başka izleyicimiz. Bir başka izleyicimiz de diyor ki, Gün ortasında sokak lambasını yakıyoruz ne yapacağız ee, durumumuz çok vahim diyor. Aç gözünü Zeynel tekrar yok bunun araba ara, aradabı zülfiyare dokundu tam yerine manzara koyduk derdi herhalde kırca olsaydı fakirleşiyoruz demiş. Yücel'in mesajı bu da iktidarın kılıcı haline gelmiş, rütüpten gelen her türlü baskı ve yaptırımlara karşı yalnız değilsiniz, omuz omuza. Yalnız değiliz demiş bir başka izleyicimiz. Son olarak bir başka izleyicimizden daha okuyayım. Ee, yine Divni'den yazmış, fakirleşiyoruz bu aralar. Çarçur edildi bizim paralar, çok severdik al ile yeşili, bağladık yine karalar. <laughs> yani bizim... <laughs> Halimizi iyi anlatan bir şiir olmuş. <laughs> bir dörtlük olmuş. Biliyorsunuz bu Kemal Sunal'ın bir filminde şey yazıyor. dörtlük yazıyordu. Öyle bir işi, mesleği oydu. Ve sürekli normalde aşktan, çiçekten, böcekten ha, bahsetmesi evet. gerekirken sürekli geçim sıkıntısından bahsediyordu. <laughs> Ve böyle dörtlükler yazıyordu. O geldi aklıma. Bizim de her programımızda MK adını taşıyan Divri'den bir e, şairimiz var. Dörtlükleri yazan var. Sağolsun yazıyor. Bizim de Sağ olsun. programımızı renklendiriyor yazdıkları. Hadi biraz siyaset konuşalım sevgili Can Kakışı bu bulmuşken e, o siyasetten bahsetmek olmaz bol bol e, önümüzdeki dönemlerde neler olacak? Neler geçecek? Bütün bunların hepsini konuşacağız kendisiyle. E, şimdi Evet, e, akışa baktım ittifakları gündem almışız ee, sevgili Lara ile editörümle hazırlarken programı seçim atmosferine girilmesiyle siyasetin gündemi tabii hareketleniyor bir anda. Ee, son olarak da Gelecek Partisi lideri ittifaklar hakkında konuştu. Ahmet Davutoğlu teorinin ötesine taşımalıyız dedi. Bu ne anlama geliyor? Ee, Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkan Vekilinden de Millet İttifakı'da sorun var iddialarına da yanıt geldi. Çünkü farklı farklı sesler de olabiliyor. Olacak da çünkü çok farklı partiler. Şimdi bir kısa bir özet yapalım. İttifaklarla ittifaklarla ilgili daha çok ve Can Kakaşım'la biraz da siyaseti konuşalım. Başkanım, başkanım, başkanım. Muhalefet her fırsatta ve defalarca hem de yüksek sesle erken seçim talebini ineliyor. Bu kadar yükü bu millet çekemez. Bir an önce Türkiye'nin, bir an önce Türkiye'nin seçime gitmesi gerekiyor. Ama AKP iktidarı tüm bu talepleri görmezden gelip seçimlerin zamanda yapılacağını söyleyip Haziran 2023'ü işaret ediyor. Devlet Bey bu işin Haziran 2023'te olacağını söylüyor. Ben Haziran 2023'te olacağını söylüyorum. İşte bu tartışmaların gölgesinde en çok konuşulan konuların başında ittifaklar geliyor. Güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçiş çalışmalarını tamamlayan 6 muhalefet partisinin Şimdi önündeki en önemli konu başlıklarından birisi Millet İttifakı'nın genişleyip genişlemeyeceği. Bir başka deyişle Deva ve Gelecek Partisi'nin de Millet İttifakı'na dahil olup olmayacağı. Sayın eee Akşener'le, Sayın Kılıçdaroğlu'yla, Sayın Babacan'la, Sayın Gültekin Uysal'la görüştüm. Sayın Karamollaoğlu hasta olduğu için görüşemedik. Bu hafta görüşeceğiz. birbiri onlar da birbirleriyle görüştüler. Yani bu sadece benim tek taraflı bir şeyim değil. Bir ihtiyaçtan doğan bir durum. Birbirimizi çok ziyaret ettik. Karşılıklı bir saygı var aramızda. Ama artık iyi niyet görüşmelerinin ötesinde gerçek anlamda işin özünü konuşmamız gerekiyor. Gelecek Partisi lideri Davutoğlu, Millet İttifakı yerine yeni bir ittifakla yola devam edilmeli görüşünde. işbirliği ittifakın ötesine taşınmalı diyor. Artık bir seçim atmosferine girdik. Altı partinin bir araya gelip parlamenter sistemi konuşması ve arkadaşlarımızın bu konuda mesafe almış olması çok güzel bir Aşamadır. Sadece bir sistem üzerinde teorik bir ittifakın ötesine bunu taşımak lazım. Çok daha somut alanlarda bir şey, bir zemin oluşturmak lazım. AKP'li Erdoğan'ın eski çalışma arkadaşı Davutoğlu'ndan bir de erken seçim uyarısı geldi. Bir anda ani bir seçime gidildiğinde biz liderler oturduğumuzda konuşacağımız ilk şey ne olur biliyor musunuz? Milletvekili dağılımı nasıl olacak? Şimdiden ilkelerimiz nedir? Bu ittifakın temel prensipleri nedir? Seçimden sonra bu prensipler etrafında neler yapacağız? Bütün toplum kesimlerine vereceğimiz taahhütler nedir? CHP Grup Başkan Vekili Engin Altay ise kameraların karşısına geçti. Millet İttifakı tıkır tıkır işliyor dedi. Erdoğan'a yüklendi. Altı siyasi partinin parlamenter demokratik sistemle ilgili iş ve güç birliği belli ki Erdoğan'ı çok rahatsız ediyor. Millet İttifakı şu anda Deva Partisi ve Gelecek Partisi ittifakı dahil olmayan partiler parlamenter demokratik sistem konusunda bir güç ve işbirliği süreci var. Millet İttifakı ile ilgili ise en ufak bir sorun zaten yok. Millet İttifakı'nda işler tıkır tıkır yolunda yürüyor. Millet İttifakı'nda ittif işler tıkır tıkır yürüyor mu sence? Bir sorun görmüyorum açıkçası. Millet İttifakı'nda bir sorun olduğu, aralarında bir anlaşmazlık konuları konusu olduğu ve bunun devam ettirilemeyeceğine dair sürekli bazı tezler Cumhur İttifakı canahından geliyor. Fakat bunların herhangi bir gerçekçi temeli olduğunu düşünmüyorum. Bunlar biraz temenni gibi. Çünkü Cumhur İttifakı'nda gerçekten ciddi bir oy kaybı var ve şu anda %50'yi bulabilmesi hayal gibi. Yani bunu kendileri de bunun böyle olmadığını biliyorlar. Biliyorsunuz daha öncesinde İyi Parti'ye yönelik bir çağrıları olmuştu. Sonrasında belki sayısı olarak çok değil ama e, sembolik olarak önemli olan Saadet Partisini e, o tarafa çekmeye çalıştılar. Hiçbir tanesinden bir e, sonuç gelmedi. E, bu noktada sizin yapmanız gereken ne? Eğer kendi e, bünyenize yeni partiler alamıyorsanız ve oy oranınızı arttıramıyorsanız diğer tarafta bir parçalanma yaratacaksınız. Bunun için uğraşacaksınız. Fakat e, İyi Parti ve CHP şu ana kadar bu süreci gayet iyi götürdüler. Çünkü ittifakın buradaki temel mantığı her konuda aynı düşünmek değil. Ama temel bazı konularda bir konsensus içinde bulunmaktır. Bu da Türkiye'de güçlendirilmiş parlamenter sisteme dönüş çerçevesinde anlam kazanmaktadır. Bu da çok mantıklı bir amaçtır. Çünkü bugün Türkiye'nin en temel sorunu bu sistemdir. Bunun dönüştürülmesi lazım. Yani mesela biliyorsunuz bu eee tezkere mevzusunda acaba CHP ile İyi Parti arasında bir ayrılık çıkar mı vesaire diye beklendi. Bakın o en fazla böyle Türkiye'de kamuoyu yaratacak veya üzerine dezenformasyon yapılabilecek bir husustu. Ama bir sorun olmadı. Birisi evet dedi, birisi hayır dedi. Ama buna rağmen birlikte yol yürümeye devam ettiler. Neden? Çünkü siz demokratik olarak söz söyleme hakkınızı gayet tabii ki kullanabilirsiniz. Önemli olan bu demokratik söz söyleme hakkınızı devam ettirebileceğiniz, koruyabileceğiniz bir demokratik ortamı bir anayasal düzeni kurmaktır. Bunun içinde yapılması gereken Türkiye'de sistemin dönüştürülmesidir. Sizin için farklı fikirler söz konusu olsa da farklı ideolojiler, farklı siyaset anlayışları söz konusu olsa da eğer bütün bunların içerisinde barınabileceği, çiçek açabileceği bir sistemi kurgulamazsanız bunlar hiçbir işe yaramaz. Dolayısıyla sizin bu noktada birlikte hareket etmeniz gerekir ve ben iyi partiye ve CHP'ye baktığımda yani esas iki bileşene baktığımda bu bilinçle hareket ettiklerini görüyorum. Hı hı. Yani onlar için temel e, ihtiyaç e, Türkiye'de sistemin dönüştürülmesi ve bu bağlamda da demokrasinin yaşarebileceği bir ortamın hı hı. E, sağlanması. E, Kemal Kılıçdaroğlu'nun Diyarbakır'a atıfta yapıp da hı hı. demokrasi e, e, Diyarbakır'dan geçer. Çok doğru bir söz. E, ne, de, var sözüne, ne var ki bu sözüne, sözüne bu sözü. İyi Parti Genel Sekreteri Aralioğlu'nun verdiği cevabı Evet. Da işte iki parti arasında bir ayrılık mı başlıyor şeklinde haberlerinden dolayı. İşte Haberlere bö neden böyle böyle görmeye çalışıyor. Tabi en son olarak da bu tartışılmıştı. Böyle görmeye çalışıyor. Fakat sonrasında Yavuz Bey bir açıklamada yaptı ve son derece de şey gidishatı yumuşatan bir açıklama oldu bu. Yani Yav Yavuz Bey'in zaten biliyorsunuz İyi Parti içerisinde bu gibi milliyetçi çıkışları daha önce de olmuştu. Bunu da normal karşılıyorum. Yani şimdi bunlar. Biz şeyde, siyaset biliminde catch all parti deriz. Yani olabildiğince herkesten oy almaya çalışan partiler. Dolayısıyla bunların içerisinde yani milliyetçilere yön, daha dönük, onlardan oy al onların sempatisini kazanabilecek insanların, Kemalistlerden daha fazla oy alabilecek insanların veya işte CHP için düşünüldüğünde belki sosyalistlerden daha fazla oy alabilecek veya Kürtlerden daha fazla oy alabilecek insanların bulunması, bunların vitrinde olması bence çok doğaldır. Bir de yani burada Parti disiplini falan diyoruz. Biz bunları çok fazla kutsuyoruz da. Yani bu şeyde mesela bir ABD'yi vesaire düşündüğünüzde. Yani orada milletvekilleri veya parti yetkilileri kendi başlarına bir bireydir. Yani bakış açılarını da ortaya koyabilirler. Bu da son derece şeydir. Medeni siyasetin bir gereğidir. Orada Yavuz Bey'in fikri olur. Onu söylemiştir. Ama açıkçası ben onun o fikrine de katılmadığımı ifade etmeliyim. Çünkü Türkiye'de gayet tabii ki demokrasinin yolu kendisini bu sistemden dışlanmış hisseden ve devlette yeterince temsil edilmediğini e, düşünen herkesi kapsamak üzerine kuruldur. E, bu Diyarbakır olur. Bu e, örneğin Alevilerin yaşadığı dışlanmışlığı düşündüğünüzde e, Tunceli olur. Veya işte bu Türkiye'deki e, ekonomik sorunların en fazla olduğu şehirlerden bir tanesi olur. E, yani burada bizim kapsayıcı bir demokrasi, katılımcı bir demokrasiyi kurgulayabilmemiz için olabildiğince bütün insanların kendisini bu Uzaklayın. devletle özdeşleştirmesi gerekir. Bunun vurgulanmasında da herhangi bir sıkıntı yoktur. Evet, bence de öyle. Kılıçdaroğlu'nun sözünü zaten önümüzdeki günlerde Diyarbakır'a gidecek. Oradaki konuşmasını da izleyeceğiz tabii. Bir başka sıcak konuya geçim Sıcak derken biz iki günden beri konuşuyoruz Osman Kavala ile ilgili. Ama isimlerden bağımsız olarak düşünülmesi gereken bir Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi kararı var. Türkiye Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarına bazı kararlarına uymuyor uymadığını da defalarca gösterdi. Her türlü uyarıya rağmen sonuçta Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi bir karar aldı. Daha doğrusu bu Türk uyumsuzluğu AİM'e devretti. AİM de diyecek ki evet bizim kararımıza uymadı. Bundan sonra da yaptırım süreci başlayacak. Yani ben programa başlarken Utanma kulvarı olarak adlandırdım evet. bu durumu maalesef. Cumhurbaşkanı Erdoğan da az önce bir konuşma yaptı. Hani Kiev ziyareti öncesinde havalimanında bir açıklama yaptı. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin bu kavala kararı için e, tahliye kararını uygulanmamaları üzerine e, Komitenin Türkiye'nin ihraç sürecini başlamasını ilişkin açıklama yaptı. Tanımıyoruz dedi bu kararı. Geçmişte hem Erdoğan hem partisinin yönetiminden pek çok isimde Türkiye'yi halbuki Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne şikayet etmişti. Eh, böylesine bir cümleyi kullanan Cumhurbaşkanı'nın bu ülkeni yöneten birisi olduğunu anlamakta da zorluk çekiyorum. Çünkü anayasanın 90. maddesi Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararları Türkiye'nin e, yargı merciidir yargı organıdır, en üst yargı organıdır. Şimdi Cumhurbaşkanının açıklamasını dinleyelim. Can Kakışım'dan ona yorum alacağım bu konuda. Özellikle Türkiye'nin başta ilk derece mahkemeleri olmak üzere, açık ve net söylüyorum, bizim mahkemelerimizi tanımayanları biz tanımayız. Bunu çok net söylüyorum. Ve şu anda bizim mahkemelerimizin de bu konuda vermiş olduğu bir karar var. Eğer bu konuda ayım ne demiş, Avrupa? konseyi bu konuda ne demiş? Bu da bizi çok ilgilendirmiyor. Çünkü biz kendi mahkemelerimize saygı duyulmasını bir defa bekliyoruz. Bu saygıyı duymayanlara da kusura bakmasınlar bizim saygımız olmayacaktır. Evet utanma süreci derken bunu kastediyorum. Yani Türkiye Demokrasiyle yönetilmeyen bir ülke olduğunu defalarca ispat etmeye evet. e, e, maalesef e, durumda ispat etmiş durumda diyelim. Türkiye demeyeyim de AKP yönetimini e, içerisinde olan bir ülke diyelim öyle adlandıralım çünkü Türkiye ismini bile böylesine bir utanç çukurunda tabii, tabii. içerisinde kullanmak istemiyorum. Tabii ki. Yani şimdi en başta şunu sormak gerekiyor bu Osman Bey ile neden bu kadar uğraşılıyor? neden bu kadar önemseniyor bu iş. Yani Osman Kavala ile ilgili. E, yapılan biliyorsunuz. Daha önce de suçlamalar olmuştu. Bunların e, hepsinden e, kendisi beraat etti. İşte daha sonrasında bu e, casusluk e, suçuna gelip bırakıldı. Ama o kadar e, komik bir iddianame var ki ortada. Ben e, şey e, Osman Bey'in e, avukatlarından e, biri de, sevgili Deniz benim arkadaşımdır. Onunla konuşmuştum. Şunu söylüyordu bana. Şimdi casusluk şu demek. Devletin gizli bir belgesini e, yasa dışı yollarla ele geçirmek demek. Osman Bey demek ki böyle bir şey yapmış. Diyor ki biz soruyoruz, biz hangi belgeyi ele geçirdik? Bize bir cevap vermiyorlar. Yani bu şu gibi, Zeynel Lüle birisini cinayet işledi, kimi öldürdüm diye soruyorsunuz, cevap yok. O işim yani, yok. Tam, tam olarak bu, bu yani. Ve iddianame de gerçekten burada ayrıntısına girmeyeceğim ama yani zaten bir üçte biri, 15 Temmuz işte şey gezi olayları falan filan hiç Osman Bey'in adı bile geçmiyor, sadece doldurmak için yapılmış ve gerçekten de pek e, elle tutulur olmayan, pek değil hiç elle tutulur olmayan iddialar ardı ardına sıralanmış. Şimdi tekrar o zaman aynı şeyi soruyorum. Neden bu kadar uğraşıyorlar? Neden e, böylesi bir iddianamenin peşinden böyle bir e, tutuk, uzun bir tutukluk sürecini devam ettirebiliyorlar? Veya neden Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne rest çekebiliyorlar? İşte burada e, temel mantık şu. Aslında Osman Bey'in e, e, şahsı üzerinden, Türkiye'deki bütün e, sivil topluma e, yönelik bir e, çeki düzen verme çabası. Onların e, <laughs> tamamını zapturapt altına alma çabası var. Ve AK Parti bir de bunu o kadar fazla iç politika malzemesi haline getirdi ki Osman Kavala'nın e, durumunu. Şimdi e, batı ülkelerinden gelen bir baskıyla geri adım atmış olmak izlenimi vermekte istemiyor. Şimdi <laughs> batı ülkeleri de Brunson'da ya da Deniz Yücel'de olduğu kadar bastırmıyorlar. Neden? Kendi vatandaşlarıydı. Hı hı. Yani Brunson Amerikan vatandaşı, Deniz Yücel Alman vatandaşıydı. Osman Kavala Osman, Osman Bey'in e herhalde sorunu, <laughs> onun şanssızlığı Türk vatandaşı olması oldu. Yoksa neymiş CIA ajanıymış. Bakın bir de CIA ajanıyla ilişki içerisindeymiş. Yani o rahip için ortalığı yakıp yıkan ABD kendi ajanı için böyle susup oturacak. Yani gerçekten de anlaşılması mümkün değil. Ha, e, peki bunu e, genel anlamda bu siyaset anlamında nasıl değerlendirmek gerekir? E, hukuksal e, çerçeveye nasıl bağlayabiliriz? Gerçekten bu beni çok çok fazla düşündürüyor ve üzüyor. Ülkemin e, bugün geldiği noktada yani artık bizi e, Batı dünyasına medeni dünyaya bağlayan şöyle küçük birkaç tane e, e, bağlantıdan bir tanesi birinin kopacak olması böyle bir tehdit olması beni çok çok fazla üzüyor yani bugün e, kabul edelim ya da etmeyelim, Türkiye tam tekmil bir e, diktatörlüğe dönmediyse ne bileyim bir Çin bir e, Rusya vesaire olmadıysa bunun e, en önemli sebebi e, Türkiye'nin batı ülkeleriyle olan e, Tabii ki bağlarıdır yani Avrupa Birliği e, vizyonudur veya Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ne attığı imzadır. Yani artık bunları biz tanımıyoruz zaten. Onların söylediği bizim için yok hükmünde. Onlar kendi işine baksın vesaire demekle artık Türkiye'deki son demokrasi ve hukuk devleti kırıntılarında bizim e, yok etme şansımız var maalesef. Şimdi biliyorsunuz İstanbul Sözleşmesi'nden çekiliyor. Hı. Bütün Türkiye'nin uluslararası taahhütleri e, tartışma konusu ediliyor. Yani bu bağlamda değerlendirildiğinde e, artık Türkiye'de ciddi bir eksen kaymasının olduğu, yani bu AK Parti'nin ilk yıllarında söyleniyordu ya evet. ama artık şu anda gerçekten e, tam teşekküllü bir ek, e, eksen kaymasının ciddi bir şekilde e, şeyinin e, Ayak seslerinin geldiğini söyleyebilmek mümkün. Biliyorsunuz Türkiye'de şimdi bir de Rusya ve Çin'e yönelik. Acaba bunlarla dış politikada birlikte olabilir miyiz? O Türkiye daha mı fazla şey kazandırır gibi bazı söylemler var. Onlar da bu bakış açısıyla birlikte güç kazanmakta. Yani sizin Avrupa birliği ülkeleriyle Batı dünyasıyla olan ilişkilerinizin zayıflaması, zayıfladığı ölçüde diğerleriyle olan ilişkilerinizde güçlenmesi anlamına gelmekte. Ama diğerlerinde sizin için e, hukuksal açıdan hukuk devleti ilkeleri çerçevesinde veya Demokrasi demokrasiye yönelik, yönelik, evet yok. sizin kendinizi e, daha medeni dünya yakınlaştırmanız yok. noktasında herhangi bir e, şey, herhangi bir eğilim asla yok. Dolayısıyla bu süreç e, sanırım e, Türkiye'nin da hayal etti Türkiye böyle bir Herhalde Türkiye yani. böyle bir şey olsa gerek. E, o yüzden bu 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 süreç e, sadece Osman e, Kavala mevzusu olarak görülmemeli. Türkiye'nin e, hukuksal e, düzlemde Hukuk devleti ilkelerinden artık ciddi bir şekilde e, koptuğu ve bununla birlikte medeni dünyadan da koparak böyle otoriter, totaliter ülkeler safına bir adım daha yaklaştığı bir örnek olarak bizim zihnimizde yer edecek. E, o yüzden e, bu, bu sürecin e, sonraki e, dönemlerde daha fazla tartışma çıkaracağına inanıyorum. E, Avrupa Konseyi'nin e, bir üye, üye, üye ülkeyi e, üyelikten atması beklenir bir şey değildir yani bunun çok çok ciddi siyasi sonuçları olur ama burada yapılacak bir yaptırımı çok mutedil bir yaptırım bile Erdoğan gelip Türkiye'deki batı karşıtlığına ve kullanacak. Türkiye'deki yabancı düşmanlığına yine kullanmaya belki başlayacaktır ve bunu iç politikada bazen olarak yine kullanacaktır. böyle bir şeye de belki ihtiyaç var. Hiç yani hiç de şey. şaşırmayız. Şimdiye kadar bunu çok fazla yaptı ve bundan sonraki süreçte özellikle biliyorsunuz bunda herhalde değinmeyeceğiz ama zamanımızda kalmadı. Evet. Bu bakanların değişimi, işte daha artık sert söylemi, agresif tarzı olan kişilerin göreve getirilmesiyle seçim sürecine nasıl gireceği, nasıl bir tonda devam edeceğimizin de zaten ayak sesleri duyulmaya başlandı. Sevgili Can Köküş'üm çok çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. E, sağ olasın. E, Her e, zaman. E, ayaklarına sağlık. Can Köküş'üme çok teşekkür ediyorum. Birazdan e, Şerdil Dara Odabaşı benimle birlikte olacak Kadıköy Belediye Başkanı. Orada konuşulacak çok şey var. Göreceksiniz zaten Kadıköy'ü e, bir ele alırsanız kendi belediyenizle ilgili de çeşitli e, örnekleri alabileceğiniz e, bir çok konu var. Onların hepsini konuşacağız e, Sayın Başkan'la. Birazdan birlikteyiz. We'll be right <laughs> back.